Kızlar merhaba. Nihayet yeni bir tarifle geldim. Çok uzun oldu, çok ara verdim. Bugün niyet ettim bakalım. Lale bahçesi toka tarifini vereceğim. Orijinal renginde biliyorsunuz ki laleler fuşya rengi ama elimde yok. Bir tane de siparişim var bununla ilgili. Ben böyle sarı olanı size numunelik göstereceğim. Ama fuşyadan orijinal ilk yaptığım renginden yapacağım. Malzemelerim Alize Cotton Gold, yine ip kullanıyorum, değişmiyor. Renk kodlarını yine yazarım. Işıktan dolayı ben yaparken daha farklı görüyor olabilirsiniz ama gidip tuhafiyede hani incelediğinizde daha net anlayacaksınız. Tığım tulip yine değişmiyor. 4 numara makasım var. Aparatlarıma ben otomatik çıt çıt kullanacağım. Bu tokaları genelde saç arkası gibi düşünerek, hayal ederek yapıyorum ben. Siz dilerseniz 6 santimlik bir çıt çıt kullanıp da klasik takabilirsiniz yandan. Ama bu boy yandan takmak için biraz büyük. Şöyle ki, örneğin şu elimde 4,5 santimlik toka, bakın çok büyük görünüyor. Bir saniye. Ben 5 ve 6 santimlik aparatı da göstereyim. Normalde 5 santimlik aparatı işlemeleri, tokalarda vesaire kullanıyoruz. Bakın burada bile çok pay kalıyor. 6 santimlik en büyük tokamız, onda dahi pay kalıyor. Ola ki siz yan tarafa yapmak istiyorsanız, verdiğim tarihten şöyle bir tane lale eksilterek yana kullanabilirsiniz ya da 2 lale. Şimdi başlayalım. Şunları da alalım. Tokamı da, iplerimi de. Önce bu tatlı pembe somun rengi karışımı renkle başlıyorum. Çok seviyorum ben bu rengi. Birçok modelimde de kullandım. Şunları da alalım, netlemesin. Saralım parmağımıza ve başlayalım. Şimdi önce her zamanki gibi buraya bir düğüm atıyoruz. Düğümü saymıyoruz. 21 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 zincirimi çektim. İpimi aldım. Bu 21 zincire ikili trabzan yapacağız. Burada ilk zinciri atlıyorum. İkinci zinciri, ipimi aldım. Bir zincir boşluk bırakıyorum. İkinci zincirimi, ipimi aldım. Battım ve ikili bir trabzan yaptım. Sonra hiç zincir atlamadan sıra sıra hepsini ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siz görebilin diye ellerimi ileri uzatıyorum. Biraz zorlanıyorum duruş olarak. Şöyle 10, 11, 12, 13, 14. Vurduk kameraya. 15, 16, 17, 18, 19 ve 20.ydi hemen. Son ilk çektiğimiz zincirlerde hep böyle bir sıkışma oluyor. Nedense ve ben oralara
Çok zor batıyorum. Hay Allah kızlar, batamadım oraya. Çok sıkı çekmişim. Siz ola ki çekiyorsanız lütfen başlangıç biraz bol çekin. Şimdi 20 tane yaptık. Başta bir tane atladık ki bunlarla aynı boyda olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi 20 tane ikili trabzanımızı buraya doldurduk güzelce. Sonra kenar süsü yapacağız kızlar. Şimdi şu iki uçtaki trabzanlara 3 tane, pardon 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen başladığımız noktanın altına batıyorum. İpimi çektim ve bir kaydırma yaptım. Sonra 3 tane zincir çekerek altına süslüyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 atladım. Üçüncüye batıyorum. Bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atladım. Üçüncüye hemen geldim ve buraya bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. 2 tane atlıyorum yuva. 1, 2 gidiyorum ve üçüncüye batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 yuva atla. Hemen gel. Üçüncü yuvaya bat. Ve bir kaydırma yap. 1, 2 ve 3 zincir. 1, 2 yuva atla. Üçüncüye bat. Siz 4 zincir de yapabilirsiniz bu arada. Böyle daha süslü süslü. Daha buraları geniş dursun diyorsanız. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atla. Ve sondaki yere gel. Kaydır. Şimdi burada 4 yapmıştık. Bu uca geldik. Buraya da 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Ve yukarıya batıp buraya bir kaydırma yapıyoruz. Sonra da bir zincir çekerek ipimizi koparıyoruz. Böyle oluyor kızlar. Sizinki de böyle olmuştur umarım. Sonra şunları arkadan yok ediyoruz. Zaten burası keçeyle kapanacak. O da keçe yapışacağı için daha da sağlam olacak. Şunu da başlangıçtaki iki ipimizi de böyle geçirelim. Sonra da keselim o fazlalıkları. Alttaki toprak tabanımız, ben toprak diyorum mesela kahverengi de daha da belli, sanki toprakmış gibi. Alt tabanımız bitti kızlar. Tamamdır. Sonra yeşil ipimi alıyorum. Bu tatlı yeşilimi. Şimdi ne yapacağız? Lalemizin alttaki yapraklarını yapacağız. İplerin başlangıçlarını ben hep kaybediyorum. Buldum. Yine dolayalım. Aldık tığımızı. Yine her zamanki gibi buraya bir şöyle sıkıca düğüm atıyoruz. Sonra alıyoruz alt tabanımızı. Hemen başladığımız ilk yuva, ilk oluşturduğumuz ikili trabzan yuvasına getiriyoruz ipi. Bakın battım. Buradan geriden çektim. Buraya şöyle bir tane kitleme yaptım. Sonra bir tane daha zincir çektim. Sonra ipimi aldım. Bulunduğum, battığım yani yuvaya 3 tane ip çekiyorum. Fıstık oluşturacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane ipimi çektim. Tığımda ipimi alıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Buraya bir tane bağlama yaptım. 1, 2 zincir çektim. İpimi aldım. Bir boşluk bıraktım. İkinci yuvaya getiriyorum tığımı, batıyorum ve buraya da 3 tane ip çekiyorum kızlar. 3 tane ipi tığımda topluyorum. 2,
ve 3 oldu. Sonra ipimi alıyorum. Önce bu 3 tane çektiğim fıstıktan çıkıyorum. Sonra da hani burada 2 tane zincir çekmiştim ya yan tarafa geçerken. Bir ip alıp o ikisini çıkıyorum. Şimdi tekrar anlatıyorum. 1, 2 zincir çektim bir fıstık oluştuktan sonra. İpimi aldım. 1 değil, ikinci yuvaya tığımı battım. İpimi çektim. 1, ikinci çekiş ve üçüncü çekiş. Fıstığımı şöyle oluşturdum. Sonra ipimi aldım. Önce topladığım fıstıklarımdan çıkıyorum. Sonra şuradaki zincirden kalan ip ve çıktığım ip kalıyor 2 tane. Tekrar ip alıp o ikisinden de çıkıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi aldım. Bir boşluk bırakıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Burada 3 tane ipimi çekiyorum yukarıya. 1, 2 ve 3. Sonra buradan önce 3 tane fıstığımı çıkarıyorum. Sonra bir daha çekiyorum ve bitti. Kızlar karışık mı oldu? Umarım anlatabildim. Tekrar 1, 2 zincir ipimi aldım. Bir yuva bıraktım. İkinci yuvaya geldim. 1 çekiyorum. İpimi aldım. Aynı yere battım. Çektim 2. İpimi aldım. Aynı yere battım. Çektim 3. Sonra aldım. Önce 3 tane çektiğim fıstığı oluşturdum. Sonra kalan ikisini çıktım. 1, 2. Aldım ipimi. Bir yuva atladım ikinciye. Çektim 1. Aynı yuvaya batıyorum. 2. İpimi aldım. Aynı yuvaya battım. 3 çektim. 3 taneyi 1 çektim ip alarak. Tekrar ip aldım. Bir daha çektim. 1, 2. Zincir. Birinci değil, ikinci yuvaya batıyorum. Çıkarttım. İpimi aldım. Tekrar aynı yuvaya battım. Çıktım 2. İpimi aldım. Aynı yuvaya battım. Çıktım 3. Hemen 3 fıstığı oluşturuyorum. Çekiyorum. Tekrar ip alıyorum. Kalan 2 tanesini çıkıyorum. 1, 2 zincir. İpimi aldım. 1 değil, ikinci yuvaya battım. Çektim 1. Aldım. Çektim 2. İpimi aldım. Aynı yuvaya batıyorum. Üçüncü kez çektim. 3. İpimi aldım. Önce 3 tane çektiğim ipi çıkarttım. Sonra bir daha alıyorum. İkisini çıkarıyorum. 1, 2 zincir. Bir boşluk bırak. İkinciye geç. İp al. Çek. İp al. Aynı yuvaya bat. Çek. İp al. Aynı yuvaya bat. Çek. 3 kere yaptık. Aldım. 3 tane çıktım. Tekrar ikisini çıkıyorum. Ya kızlar hızlı mı gittik acaba? Artık durdurup istiyorsanız geriden tekrar izleyin. 2 tane ip, zincir çekiyorum. 1 taneyi bırakıyorum. Şimdi son. Trabzanın üzerindeyim. Ona da ipimi aldım. Çektim. 1, 2. çekiş ve 3. çekiş. İpimi aldım. O 3 taneden çıktım. Sonra 2 taneden çıkıyorum. 1 tane de zincir çekiyorum buraya. Sağlam olsun diye. Sonra ipimi koparıyorum. Sonra buraya böyle bakın. Lalemin yaprakları da oluştu. Sonra şunu da hemen kaybedelim burada. Şöyle fıstıkların arasından da geçirelim. Bu tarafı alalım. Keselim. Şunu da alalım. Bu da bitti kızlar yaprakları. Şimdi nereye geldik? Lalelerimize. Fıstıklarımızın arasına lalelerimizi yapacağız. Tabii şunları yapıştırırken arkadan keçede kaybolacak onlar. Ama yine de böyle çıkıyor sağdan soldan. Ben onu tekrar çekeyim. Gel bakalım şöyle tamamdır. Evet. Şimdi fuşya rengimizi alıyoruz. Fuşya ipimi sardım parmağıma. Hemen burada bir tane şöyle düğüm atıyorum sağlamca. 2 tane fıstığın arasından tığımı geçiriyorum. Ve bu ipi de buradan çekiyorum. Buraya bir tane
düğüm attım. Sonra 1, 2 zincir çektim. Her fıstığın arasına 6'şar tane ikili trabzan yapacağız kızlar. İpimi aldım. Başlıyorum trabzanlarıma. 1, 2, 3, 4, 10'u arkadan kaybedelim. 4, bir saniye, şunu hemen çıkartmam gerekiyor arkadan. Öne doğru geldi. 4 demiştik. Şöyle 5. Şöyle 6 tane ikili trabzan yaptık. Sonra tığımızı çıkarttık. Hemen başladığımız ilk ikili trabzan vardı ya. Onun yuvasından tığımızı şöyle batırıyoruz. Hemen bu çıkarttığımız ipe takıyoruz. Bunu geriden arkaya doğru çekiyoruz kızlar. Sonra buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkada çektikten sonra burada bir yuvarlak oluştu. Şöyle şurası. Oraya arkadan batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine oluşturduğum aynı yuvaya batıyorum. İpimi çektim ve bir kaydırma yaptım. 1, takılma. Ah. 2, 3 zincir aynı yuvaya batıyorum. Çektim ipimi ve bir kaydırma yaptım. Bu neden? Bu da buradaki lalelerin şu arka tarafındaki bibikler, süsler. Şimdi ikinci, üçüncü de daha iyi anlayacaksınız. Bu bitti. Sonra hemen 1, 2 zincir çekiyorum. Yanımdaki fıstığa batıyorum. İp almadan buraya bir kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. İp alıyorum bu kez. Yanındaki fıstığa 6 tane doluyorum. 1, 2, 3, 4 ikili trabzan, 5 ikili trabzan ve 6 ikili trabzan. 6 tane ikili trabzanımı da buraya doldurdum. Yanındaki iki fıstığın arasına geçiş olarak kullandım. Sonra yanındaki fıstığa yaptım. Bunu çıkarttım. Yine başlangıçtaki ikili trabzanımın yuvasına batıyorum tığımı. Aldım, çıkarttım ipimin bu ucunu. Geriden çektim. Ve burada bir bombe oluşturdum kızlar. Çekemedim. Tekrar deniyorum. Ah, şurası kaçtı. 5, 6. yapalım. Tekrar ediyorum. İkili trabzanına şöyle batırıyorum tığımı. Buradan aldım. Ve geriden çektim. 1, 2, 3 zincir yaptım. Bibiklerini yapıyorum. Yandaki zincirlere 3 tane çekiyorum. Ortadakine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı. Şu oluşturdum. Bakın şöyle tepeden böyle görünüyor. O boşluğun içine batıyorum. İpimi çektim ve 1 kaydırma yaptım. 1, 2, 3. Son bibikteyim. Aynı yuvaya batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve 1 kaydırma. Sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki 2 fıstığın boşluğuna batıyorum. Aldım ipimi, 1 kaydırma yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi aldım. Yine yanındaki 2 fıstığın arasına 6 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunu da yaptık. Çıkarttık. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra yine en başta başladığım ikili trabzanımı yuvasından tığımı geçiriyorum. Şöyle hemen bıraktığım
ipi alıyorum. Onu arkadan çıkarıyorum ve burada da bir bombe oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bibiklere başlıyorum. Baştaki ve sondaki bibik 3 zincirden oluşacak. Ortasına 4 tane zincir çekiyorum. Battım, çektim ve bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir yine en sondayım. Aldım ve bir kaydırma yaptım. Böyle 5 tane lale oluşturacağız. 1, 2, 2 zincir. Hemen yanındaki iki fıstığın arasına batıyorum. İpimi aldım ve kaydırma yaptım. 1, 2 zincir. İpimi aldım. İki fıstığın arasına geldim. Buraya da 6 tane dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ikili trabzanımı da oluşturdum. Çıkarttım tığımı. Başlangıçtaki ikili trabzana geldim. Hemen aldım. Çıkan ipimi geriden çektim. Bir dakika. En baştakine batmamış mıyız biz? Heh. Burada çıkan ipimi de alıyorum ama kaçtı bu ip. Hay Allah. Yine 6.'yı yapayım, kaçırdım. Şöyle uzunca bırakayım. Buradaki yuvadan aldım. Sonra çıkarttım ipimi. Geriden çekiyorum. Buraya bibiklerini yapıyorum. 1, 2, 3, 4 battım ve bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3 aynı yuvaya batıyorum. O oluşan yuvaya çıkarttım. 1, 2 zincir battım. Yanındaki iki tane fıstığın arasına kaydırma yaptım. 1, 2 zincir çektim. Aldım ipimi. Son iki fıstık arasına batıyorum. 6 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çıkarttım. Biraz büyük çıkaralım. Başlangıçtaki yuvadan tığımı geçirdim. Buradaki ipi aldım. Çektim. Bombelendi. 1, 2, 3. Bombenin arasına batıyorum ve bir kaydırma. 1, 2, 3. 4 zincir. Ortadaki neydi o? Şunlar. Bir ay adını unuttum şu an. Sonra buraya burada bitti. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Sağlamca dursun diye. Sonra makasımla kesiyorum. Arkadan onu kaybedeceğim. İşte kızlar. Lalem bitti. Bakın. Çok tatlı bir lale oldu. Bunu yapıştırırken şöyle gergin şekilde yapıştırırsak güzel olacak. Çünkü şu tepesindeki laleler çok dolgun olduğu için ikili trabzanla biraz böyle sanki altı geriliyor gibi oluyor. Bunu çekerek yapıştırdığınız zaman o sorun ortadan kalkacaktır. Hemen bunu arkada kaybedelim. Şöyle. Ben bugün bu hiç yuvalara batamıyorum. Bir enteresan bir gün. Tamam. Şimdi gelelim arka tarafına aparatını iliştirmeye. Onu nasıl yapacağız kızlar? Şimdi ben bunu normalde kalın keçe kullanmanızı öneririm. Çünkü bu böyle çok hafif bir örnek. Zaten görüyorsunuz altta sadece ikili trabzan var. Ortasındaki de çok hafif. Üstündeki ağır. Yani taşıyamıyor gibi. O yüzden birazcık da böyle ilk yaptığınızda orantısız gibi gelirse telaş etmeyin. Yapıştırırken o sorun ortadan kalkacak. Böyle dediğim gibi hafif olduğu için ince keçe değil de kalın keçe kullanmanızı öneririm. Şu an benim elimde kalın keçe yok. O yüzden ben şöyle yapıyorum. İnce keçemi ona göre kesiyorum.
Sonra onu ikiye katlıyorum. Kalın keçe görevini görüyor. Mesela bu şu an bakayım. Şöyle çekerek de koyacağım da. Bu biraz büyük. Şuradan kesiyorum. Şöyle bakıyorum yapıştırdığım zaman nasıl olacak. Bir tık daha küçültüyorum. Siz artık onu kendine yaptığınız örneği daha büyük olabilir. Daha bol çekiyorsunuzdur ya da daha sıkı yapıyorsunuzdur. Daha küçük oluyordur. Ona göre keçenizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu ikiye katlayacağım. O yüzden keçemin şöyle bir yanına silikonumu sıkayım. Ama tabii dikeceğim taraflara gelmesin. Şöyle şuraları boş bıraktım. Sonra bunu aman ellere dikkat. Şöyle ikiye katladım. Bakın gayet kalın, tok bir keçe oldu zaten. Sonra lalemi çekiştirerek bunun üzerine yapıştıracağım. O yüzden keçemin hemen dikilecek yerleri dışında şöyle ortalara doğru silikonumu sıkıyorum, dağıtıyorum. Sağlam da olsun istiyorum. Yere bırakıyorum. Sonra lalemin tabanını şöyle çekiştirerek, aralayarak aşağıdan bırakıyorum. Şöyle bastırıyorum, bir araya getiriyorum. Bakın. Gördünüz mü? O orantısızlık ortadan kalktı. Yapıştığı için şöyle bir araya da getirdim. Gördüğünüz gibi oldu. Gerçekten pencere önü çiçeği gibi kızlar. Sanki saksıya ekmişsiniz gibi. Bu arada şuradaki lalenin yapılışını ben Instagram'da yabancı birkaç kadından gördüm. Supla yapıyorlar kendileri. Yuvarlak suplaların kenarlarını yapıyorlardı. Birkaçı da sağ olsun paylaşmışlar da videoda nasıl yaptıklarını. Oradan görerek yaptım. Sanırım 3 tane kadın vardı bununla ilgili. İsimlerini de bilmiyorum. İspanyol olabilirler. Sonra ben onları görünce ya dedim altını yaprak, altını böyle toprak gibi ya da saksı gibi düşünerek böyle bir şey yapayım dedim. Böyle güzel bir ürün çıktı ortaya. Şimdi bunun hemen kenarlarını dikelim kızlar. Kendinize yapıyorsanız hep diyorum dikmeseniz de olur. Kızınıza vesaire yapıyorsanız. Çünkü sağlam oluyor ama eğer satıyorsanız tabii ki dikin daha iyi. Ona uygun renk ipimi aldım. Şöyle başlayarak dikeceğim. Buradaki fazlalığını da şöyle altına alalım. Şuradan hemen iğnemi geçirdim. Kenarları silikon sıkmamıştık dikeceğiz diye. Sonra böyle aşağıdan ipin üst yüzeyinden alıp keçeden çıkın kızlar. Böyle böyle burayı dikip sağlamlaştıralım. Malum okullar da açılıyor. Yeni yeni ciciler yapmak isterseniz çocuklarınıza. Bu çok güzel bir örnek. Ben çok seviyorum. Dışarı çıktığımda da illaki soran oluyor. Bunu ve bir de kiraz çiçeğimin büyük modelini. Onu kullanmayı çok seviyorum ben kızımda. Kızım saçları uzun ve arkadan toka takmayı çok seviyor o da. Ben de seviyorum. O görüntüyü çok beğeniyorum. O yüzden bol bol böyle arkalıklı tokalar kullanıyorum. Arkaya olabilecek tokalar. Sonra böyle bu arada bu bizlere de çok güzel olur. Ben kendime henüz bundan yapmadım ama kiraz çiçeğin o büyük modelinden var. Gerçekten çok güzel duruyor. Çok romantik bir model o. Bu da çok romantik, çok tatlı. Siz de kullanabilirsiniz yani. Sonra böyle buralardan alıyoruz. Şöyle çekiyorum. Kızlar burada bir tane daha şu an model yapmaya çalışıyorum ama bir türlü alt kısmını yapamadım. Yani nasıl ona o şekli verebilirim? Çok şey yapmış da değilim. Emin de değilim. Anneme soracağım sanırım. Bana bir ipucu versin. Sonuçta onlar
Annelerimiz yılların örgücüleri, iğne oyacıları, o bilir. Bir türlü yani istediğim formu kazandıramıyorum. Üst tamam diyorum, alt bir türlü olmuyor. O yüzden çıkaramıyorum da, paylaşamıyorum da sizlerle. Burada kızlar böyle yeni bir fikir gelince aklıma çok heyecanlanıyorum. Ay diyorum, yeni bir model nasıl olur acaba? Uğraşıyorum işte. Size de hem fikir olsun istiyorum. Kendim de eğleniyorum. Çok güzel bir hobi, uğraş benim için. Çok zevk alıyorum yaparken. Çok keyifle yapıyorum. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Sonra böyle... Dikişe devam. Sona doğru geldik. Siz buraları hızlı hızlı da geçebilirsiniz tabii ki. Yani dikiş basit. Ya şu başlangıcım biraz çıkmış. Ben oraya şöyle silikon sıkıp çok hafif onu kaybetmek istiyorum. İğneyle altına da alamadım çünkü keçenin. Oradan çıkıp duruyor. Şöyle bastıralım. Burada da silikon olduğu için şu an. Burada bitirelim. Düğüm atalım. Düğümümü attım. Hemen bunu da keselim. Tamamdır. Dikmesini de yaptım ve şu an çok elimde tok, güzel bir ürün var kızlar. Eğer keçemi ince kullansaydım bu kadar tok durmazdı. Siz yapınca ne demek istediğimi anlayacaksınız takınca. Şimdi arkasına ben yine otomatik çıt çıtımı kullanacağım. Dediğim gibi siz eğer istiyorsanız bu benim verdiğim sayılardan daha küçük yaparak 6 santimlik çıt çıtı uygun da yapabilirsiniz ya da 5 santime. Burada bu otomatik çıt çıtımın da santim 6. Şimdi buraya tekrar silikonumu sıkıyorum. Şöyle boylu boyunca bir silikon sıkalım ve yayayım bunu. Kızlar bu arada silikonlar, keçeler yine zamlanmış, ipler. Şimdi iplerimi alıyorum. Hani stok yapayım diye bitiyor haliyle gidiyorum. Oh, 32 lira mıydı en son aldığımda? İnanın her şey zamlanıyor. Şöyle bırakıyorum, ortaya sıktıktan sonra bunu takış şekline göre bir saniye. Ben bunu sanırım yanlış yapıştırdım. Sökeyim, şöyle dikkatlice çeviriyorum. Hop, şöyle takıyorum. Sonradan çıkan ince şeyleri de alıyorum. Şimdi doğru oldu. Yani sağlak bir insanın takmasına göre tabii şöyle daha kolay olacak. Evet. Solak bir insan için tabii bu taraf daha iyi ama şu şekilde. Yani şöyle açıp böyle takmanız daha doğru. Tamam. Apartımı yapıştırdım. Şimdi bunun sağlam olması için beni sürekli izleyenler bilir. Ben keçeyi keçeye tutturuyorum. Yani altına bir kurdele vesaire yapıp bırakmıyorum. Ya öyle sağlam oluyor illaki. Ama ben alıştım. Böyle çok daha içime siniyor. Böyle küçük de bir parça kesiyorum. Sonra bunun arkasından aparatın koyuyorum. Şöyle oranlıyorum. Şöyle. Şuradan biraz fazlalık var. Onu da keselim. Sonra silikonu önce şöyle arasına sıkıyorum. Metalin üstüne. Sonra keçenin üzerine şöyle bir şerit halinde sıkıyorum. Yan tarafını kapatıyorum. Ve bastırıyorum. Çok çok sağlam oluyor. Allah'ın izniyle hiç kopmaz. Keçe keçeyi böyle zamk gibi tutar kızlar. Sonra buradan tekrar sıkıyorum bir şerit halinde. Şöyle yayayım biraz da sıkarken. Kapatıyorum. Sıkıca burayı yapıştırıyorum.
Bakın. Çok güzel, özel bir toka oldu. Okulda, düğünde, davette gayet de kendini gösterebilen bir model. Açıyorum, kapatıyorum ve bakın çıkma vesaire yapmıyor. Zaten altına da sıkmıştık, kendisini de yapıştırmıştık aparatın biliyorsunuz. Bir de üzerinden ince keçeyle tutturdum. Çıkmaz inşallah. Kızlar bu kadardı. Bitti tarifim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel anlatabilmişimdir. Sorularınızı bana soruyorsunuz. Ben de cevaplamaya çalışıyorum. Yine takıldığınız bir şey olursa lütfen bana sorun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram'da da beni takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.